ip onun muydu? Doğan onunkiyle mi bağlandı? Onunla aramda bir bağ mı olacak yoksa? Alo, evet. Kızın Amerika vizeli bir pasaportu olması şart. Amerika mı? Evet, ayrıca bir şey daha var. Kız 23-24 yaşlarında olmalı ve çok güzel olmalı. Tatlı bir sesi olması da şart. Bir de Gujratice konuşabilmesi lazım. Ajansa söyle, bahsettiğim gibi birini bulsun. Gerçekten çok teşekkür ederim Tanrım. Derhal yeteneğimi göstermem gerek. Nereye gitti ki bu? Ne oldu? Baksana ne şanslı kadın. Bütün ailesi etrafında toplanmış. Onunla ilgilenip ona sevgi yağdırıyorlar. Bir de bana bak. 2 yıldır evliyiz ama ailemiz yanımızda değil. Bırak bağ kurmayı, yaşadığım evin odalarını dahi tam bilmiyorum hala. Gidelim mi? Tanrım, nereye kayboldu şimdi bu? Vizem elden gidiyor, dur! Bekle! Gitme! Vizem gitti! Dursana! Dur! Bekle! Vizem gitti! Beklesene beni! 9-9-0-9. En azından plakayı aldım. Bugün yetişemedim ama seni mutlaka bulacağım. Çünkü doğam seninkiyle bağlandı. Tanrı'nın bir mucizesi bu. Bir mucize. Aramızdaki bağ Tanrı kurdu. O yüzden mutlaka tekrar karşılaşacağız. Görürsün. Seju kızım. Efendim yenge. Nereye gidiyorsun? Bir şeyler yedin mi bari? Arkadaşımın doğum günü partisine gidiyorum. Orada yiyeceğim yenge. Seju. Böyle şeyler giymemen gerekiyor. Bunlar hiç uygun kıyafetler değil. Git hadi üzerini değiştir. Sarı elbiseni giysem... Yenge, sana kalsa beni yaşlı kadınlar gibi giydirip gönderirsin o partiye. Senden başka kimse kıyafetlerime karışmıyor. Lütfen yenge. Yanlış anlama kızım. Ama sokaklar çok tehlikeli. Seccal. Bunu unutmuşsun güzel kızım. Canını sıkma sakın ayrıca. Bak, yengenin sözlerine takılma, tamam mı? Dışarısı hakkında pek bir şey bildiği yok onun. Kimse onun kızını böyle partilere çağırmıyor ki o da görsün. Demek istediğim o çok saf. Bir yere gittiği de yok. O yüzden dışarıdaki dünya hakkında bir fikri de yok. O nasıl söz öyle? Ayrıca kızımı neden karıştırıyorsun? Indo, kötü bir şey söylemedim ki ben. Sadece ne giyerse giysin, her şeyin Seccal'e çok yakıştığını söylemek istemiştim aslında. Yalan mı hayatım? Seccal'imin senin kızını gölgede bırakıyor olmasıyla böbürleniyor değilim ki ben. Ben sadece 30 sene evvel bana yaptığın şeyin kızının başına gelmesinden korkuyorum. Hepsi sadece o kadar.
Sil bunları kafandan. Benim başıma gelen kimsenin başına gelmesin diye hep dua ediyorum Tanrı'ya. Pony! Beni dinle. İkinizin meselesi diye sesimi çıkartmadım. Ama sen artık çizgiyi fazlaca aşıyorsun. Ha? Anne ben... Bundan 30 sene önce... sen kaderinde ne varsa onu yaşadın. Ramlik seni istemeye gelmişti. Fakat Indu'yu beğendi. Ve Indu senden yaşça küçük olsa bile... senin geleneğe göre büyüğün oldu. Şunu kafana sok. Artık onun ablası değil, bu türden bir kardeşisin. Burası da kocanın ailesinin evi. Yaşı senden küçük olsa da gelenek bakımından... Indu senin büyüğün, o yüzden ona saygıda kusur etmeyecek ve karşısında başın eğik duracaksın. Peki anne. Secel kızım, git hadi üstünü değiştir. Hadi. O kadar küçükken aşı yapılmaz ki Part. Peki saçlarını ne zaman kazıtacağız? Ne diyorsun, tören için mi? Evet, tören için. Ne zaman yapacağız peki? Bebekler saçsızken çok tatlı oluyor, öyle değil mi? Seninkini ne zaman yapmışlardı? Benimkini ne zaman yaptıklarını hatırlamıyorum. Hatta Jagruti'ninkini de. Anneme sormam lazım. Peki, eğer canı yanarsa? Acımaz da... aşıya götürmemiz gerektiğinde ne yapacağız? Asla. Onun canının acımasına izin vermem. Gerekirse biraz daha bekleyebilir. Ciddiyim ben. Ama onu aşıya götüreceğim. Ağlayınca sevimli görünecektir. Ne kötü annesi. İnsan evladı için böyle der mi? Yazık. Bay Part cüzdanını evde unutmuş. Sağ ol. Ben de seninle geleyim. Dur ben de geleyim. Evet, bağladım ama gidip adama para vermem lazım. Geliyorum hemen. İnsan evladı için nasıl böyle der? Cüzdanın burada. Ah, teşekkürler. Evde unutmuşsun. O adama para vermedin mi yani? Bana yalan mı söyledin? Aslında mabetteyken o kadar çok şey oldu ki ipi bağlama fırsatı bulamadım ben. Sonra bağlamak için tekrar gittim. Duamız tamamlanmadı mı yani? Bunu mu söylüyorsun? Al işte. Bak sana da bu yüzden söylemedim. Ama çok acayip. Bir mucize oldu. Biri bir şekilde bizimkini de bağlamış. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Yani duamız bir başkasınınkiyle birleşti. Ne fark eder ki? İpi kimin bağladığının ne önemi var? Sonuçta biz duamızı ettik. Önemli olan bu, öyle değil mi? Art, ailenle aranı düzeltmek istiyorum ama artık çok emin değilim. Bu yaptığınla beni... Benim ailem değil, bizim ailemiz. Ayrıca bu bebek hem bizi hem de ailemizi çok değiştirecek. O yüzden merak etme. Senin için çok rahat olsun. Tamam mı?
bağımız başkasınınkiyle bağlanmış. İçim çok huzursuz. Yenge tamam, merak etme sen. Sürede başlayıp bitti bile. Ben daha hiçbir şey pişiremedim. Neden bu kadar geriyorsun kendini? 10-15 dakika daha rica edersin. Ne fark eder ki? Al bunu. Bırak 15 dakikayı. Bu mutfakta 15 saniye nefes almasına dahi izin yok. Süresi dolduysa doldu demektir. ...15-20 dakika daha... ...mutfağı kullanabilirsin. Indu. Kuralları unutuyorsun sanırım. Şorvayı mutfağı 8.30'la 9.30 arasında kullanabilir. Kuralları çiğniyorsunuz. Bunu hatırlatayım dedim. Kız hamile. Aç kalırsa... ...babam kendini çok kötü hisseder. Babam bunu asla istemez. Harikasın Indo. Şahane. İnanamıyorum. Oğlunun karısı aç kalmasın diye dert ediyorsun değil mi? Babam üzüleceği için değil. Hı? Kız anne olacak. Sen de bunu kullanıyorsun. Bugün mutfağı uzun süre kullansın diye. Sanki senin yaptıklarını ben anlayamıyorum. Öyle değil mi? Babamı ve koyduğu kuralları unuttun sen galiba. Bendeki de aptallık. Yeter. Kandıramayacaksın. Asla buna izin vermem. Ben kimim ki beni dinleyesin? Hem büyüğümsün hem de zaten dul bir kadınım. Bana dul olduğum için hiç saygı duymuyorsun zaten. Hayatta tek başıma kalmış bir insanım ben. Seni... Teyze lütfen. Konuşma iznini kimden aldı bu? Bak yanlış anlıyorsun. Buranın ben... kocanın evi olduğunu ve gelinlik bakımından büyüğüm olduğunu unutmuşum. Sen haklısın. Sen ne dersen onu yapmamız lazım, öyle değil mi? Her şey böyle yürüyor. Ben sana saygısızlık yapmışım gibi davranıyorsun. Anne özür dilerim. Benim yüzümden aranız bozuldu. Önemli değil. Sen yemeğini pişir. Bugün benim yüzümden annem ve teyzem tartıştılar. Tartışmalarına ben sebep oldum. Merak etme. Hiçbir şeye sebep olmadım. Araları düzelir. Hem onlar kardeş, merak etme. Bu ne güzellik Tenek, bu ne güzellik. Yolun ortasında durmuş kulağında kulaklık car car konuşuyorsun. Kusura bakmayın, ben modelim de bilirsiniz. Biz bu yollar babamızınmış gibi davranırız. Sahnemizdir burası bizim. Seni daha önce gördüm sanki. Billboardlarda, gazetelerde falan görmüş olabilirsiniz. Yakında Hollywood'a gidiyorum da artık küçük reklamlarda oynamayacağım. Büyük reklamlarda oynayacağım. Filmler, diziler. Bilirsiniz. Biz çok ünlü olduğumuz için böyle her yerde fotoğraf çektirebiliriz. Bu size biraz garip gelebilir ama ben yakında çok ünlü bir oyuncu olacağım. Diziler, filmler, reklamlar, teklifler yoluma dizildi, beni bekliyor. Nerede gördüm seni be? Çekilin yoldan. Bir dakika, bir dakika. Ne bir dakikası? Çekilsenize kenara. Kes sesini be. Yol babanın mı? Madem acelen var, git uçak al kendine. Her yere şıp diye gidersin böylece. Heh, ben... Sen olsun. Kim? Hatırladım seni. Beni mi hatırladın? Tamam, ben oyum. Yalvarırım beni modelin yap. Bak ben çok iyi bir modelimdir. Lütfen beni al. Bak çok mutlu olursun. Sana söylüyorum bak. Alo? Ben çok iyi. Bart abi neredesin?
Çabuk eve gel. Ne oldu? Şorvali çok üzgün. Suratı asık oturuyor. Herkes Calpa yengelere gitti. Suyok ve ben de kuzenimin nişanına gideceğiz. Eve gel lütfen. Tamam, geliyorum. Beni modelin yap. Bak, yalvarırım, modelin ben olayım. Beni seç lütfen. Hadi beni seç. Hadi ama ya. Neye bakıyorsunuz siz öyle? Hiç güzel kadın görmediniz mi? Moralinin bozuk olduğunu biliyorum Şorvari, ama seni neşelendirmek için unutulmaz bir an yaşatacağım sana. Şşş! Hiçbir şey sorma Şorvari. Seni bir kere daha gelinlikle görmek istiyorum, olur mu? Benim için giyer misin bunu? Lütfen. Bart, baksana sanki ilk evlendiğimiz güne geri dönmüş gibiyiz ve bu mutluluğa çocuğumuz da dahil olacak. Görecek çok yer var. Bu eve geldiğinden beri kısıtlı bir alanda yaşıyoruz. Bugün her köşesini göreceksin. Şimdi öncelikle gözlerini bağlayalım. Thank you.
Emeğinize sağlık, harikaydı. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Evi beğendin mi? Hı. Gel hadi. Şimdi sana bu evin en özel odasını göstereceğim. Bebeğimiz daha dünyaya gelmedi bile. Ama sen neler yapmışsın böyle. Sen dünyanın en iyi babasısın. Sen de en iyi annesi. Bu kadar büyük bir sürprizi ne zaman planladın? Benim fotoğrafım. Benim fotoğrafım neden duvarda? Bebeğimiz senin gibi güzel olsun diye. Yani tatlı olsun diye. Hayır, senin fotoğrafın olmalı. Hayır, seninki. Bebeğimiz sana benzemeli. Hayır, çocuğumuz sana benzemeli. Sana. Hayır, sana. Uzatma. Sana benzemeli dedim. Sana Şorvali, dedim. Şorvali, ver o fotoğrafı. Sana benzeyecek. Şorvali, versene şunu. Şorvali, dur. Dinle beni. Şorvali, hey. Gel buraya. Buraya gel Şorvali. Hayır, vermem. Hayır, ver şu fotoğrafı, hadi. Ver şunu. Şorvali, bak beni dinle. Dinlesene Şorvali. Şorvali! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.